20. Melikgazi ilçesi Erenköy mahallesi 10.442 adı 6 parsel numaralı alanda yapılacak olan millet bahçesine Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesi ismi verilmesi talebinin görüşülmesi. Arkadaşlar müsaade ederseniz bununla ilgili bir video gösterisi var. Bizim hazırladığımız bu isimle de sizlere arz edeceğimiz. Hep beraber onu izleyelim daha sonra inşallah değerlendirelim. Öncelikle gerçekten Türkiye'mizde sayılı parklardan ya da millet bahçelerinden birisi olacak olan 1 milyon 260 bin metrekarelik bir alan. Ayrıca 80 bin metrekarelik Diyanet işlerine ayrılmış olan bir alan var. 25 bin metrekarelik de eğitimle ilgili alan var. Onlar ayrı bu projenin dışında. Her şeyden önce bu projeyle ilgili en ince detaya kadar hazırlıklarını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli çalışanlarına Hamdi Bey'in başkanındaki ekibe ben teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu proje çalışması Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul gördü. TOKİ üzerinden de ihalesi yapıldı. İhalesi sonuçlandı, imzalandı. Yarın mı? CEO'su da yarın geliyor. İlgili ihaleyi alan firmamızın. İnşallah bu birinci etap diye ben nitelendiriyorum. Çünkü yapılan ihale 150 milyon TL muhammen bedelle çıkılmış olan yaklaşık bir etaptı. Takdir edersiniz 1 milyon 260 bin metrekarelik bir buradaki millet bahçesinin bu rakamlara bitmesi beklenemez. Daha sonraki etaplarla ilgili de inşallah yine hükümetimizin şehrimize her zamanki bakış açısıyla olumlu yaklaşacağını ve bu çalışmalarda da yine desteklerini biz alacağımızı umuyoruz. Ayrıca biz Büyükşehir Belediyesi olarak da etap etap çalışmaları sürdüreceğiz. Ben her şeyden önce böyle bir çalışmada Sayın Cumhurbaşkanımıza bu isim yakışır diye düşünüyorum. Sizler de uygun görürseniz hep beraber oy birliğiyle bu ismi verelim diye ben teklifte bulunuyorum başkanımız olarak. Efendim? Ha, tabii buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bu millet bahçesinin
yapılmasında bugüne kadar emeğe geçen herkese biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ben işin tarihi bir boyutuna değinmek istiyorum, uygun görürseniz. Birincisi, bu bölge hepimizin bildiği ana tamir fabrikası olarak bilinen bölge. Havikman Merkezi olarak bilinen bölge. Havikman Merkezi 1926 yılında Atatürk'ün emirleriyle uçak fabrikası olarak, teyyare fabrikası olarak kurulmuş. Fakat zaman içinde maalesef amacına ulaşamamış. İç ve dış sebeplerle ilgili olarak zaman içinde uçakla yapılamamış. Keşke Atatürk'ün o gösterdiği hedef doğrultusunda bugün orası Millet Bahçesi değil de keşke büyük bir uçak fabrikası olsaydı. Ama şu anda keşke demekten başka yapacak bir şey yok. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Mustafa Kemal Paşa, Atatürk, Türkiye'nin kalkınmasında tabii uçağı çok önemli görmüş. Ve onun bu uzak görüşü bugün de önemini korumakta. Ve bugün ne kadar uçağa ihtiyaç olduğumuz, biraz da şu son gelişmeler dahilinde hepimizi bu konuda yeterli tedbir alamadığımızı, Atatürk'ün izinden bu konuda tam gidemediğimizi göstermiş ve maalesef onun kurduğu uçak fabrikası amacına ulaşamamıştır. Ama tabii mutlaka şu anda Cumhurbaşkanımızın isminin verilmesi bizim açımızdan da hiçbir problemi yok. Ama bu konuda emeğe geçen, orayı uçak fabrikası olarak kuran Atatürk'ün ismi de verilebilirdi diye düşünüyorum. Atatürk Millet Bahçesi olabilirdi diye de düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet. İnşallah onu da bir başka yapacağımız çalışmada değerlendirelim. Makul bir tavsiye, hiçbir mahsuru yok. O yönde de bir aklımızın köşesinde bulunsun. Daha uygun, daha güzel bir projede ona ayarlayalım inşallah. Buyurun. Başkan, Cumhurbaşkanımız tabii ki ülkenin cumhurbaşkanı ama burası Kayseri'nin içinde olan bir yer. Hani çok ben bağlantı kuramıyorum. Biz o yüzden bu talebi reddediyoruz. Çünkü hani Kayserili olmuş olsa zaten Kayserili bir cumhurbaşkanı var. Niye onun adı konmuyor da Kayserili olmayan, burayla çok diyaloğu olmayan, tamam yine cumhurbaşkanı hani diyaloğu yok derken. Cumhurbaşkanının şehri olmaz. Cumhurbaşkanı olur, milletin cumhurbaşkanı. Yok. Olur olur yok. Cumhurbaşkanının şehri cumhurbaşkanı. Olur. Yani burası farklı. Neyse, bir biz şehir. Bu konular tartışmıyoruz. Biz bu konuda tabii ki elbette tartışmıyoruz. Oyluyoruz. Onun dışında sağ olasınız. Düşünce... Doğru. Evet. Kabulünü, bu ismin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Peki.